Hepinize merhaba arkadaşlar. Normalde Tinkercad'in bir sonraki dersiyle devam edecektik fakat araya bu dersi önemli sıkıştırmak istedim. Ülkemizin de içinde bulunduğu hatta tüm dünyanın içinde bulunduğu koronavirüsten dolayı sağlık çalışanlarımız şu anda hastanelerde gecelerini gündüzlerine katıp bizlere faydalı olmak için çalışıyorlar. Onlara bir nevi vefa borcumuzu ödeyebilmek adına biz de öğretmenler, eğitimciler olarak günlerdir Türkiye'nin birçok ilinden sağlık çalışanlarımız için koruyucu siperlik üretiyoruz 3 boyutlu yazıcılarımızla. Bugün sizlere en azından elinde 3 boyutlu yazısı olup da bu işe nereden başlayabilirim diye düşünenlere bu videoyu çekmek istedim. Arkadaşlar Thingiverse, Thingiverse sitesini ya da hepiniz biliyorsunuzdur 3 boyutlu yazıcısı olanlar veya 3 boyutlu modellerle uğraşanlar için ücretsiz bir 3 boyutlu model paylaşım sitesi. Burada Fast Print Face Mask isimli tasarımı ben indirdim. Şu ana kadar birçok sayıda da basıp sağlık çalışanlarımıza sorunsuz bir şekilde ulaştırdık. Hala da üretmeye devam ediyoruz. Ben bu maskeden üretiyorum arkadaşlar. Çünkü elimde filamentim çok fazla kalmadı. Kargolarda da bir hayli sıkıntı olduğu için. Bu üründen üretiyorum. Denedik. Kendimiz bastık. Birkaç tane deneme baskısı yaptıktan sonra üzerinde bazı revizeler yaptık. Şimdi onları da size göstereceğim. Ama hem üretimi hem de evde yapması çok kolay ve de çok kullanışlı bir maske. Thingiverse'den bu maskeyi indirebilirsiniz. Zaten videonun da altına linkini atacağım arkadaşlar. İsterseniz gelin şimdi üzerinde yaptığımız oynamalara bakalım. Evet, maskemizin Tinkercad ortamında açılmış hali bu. Tinkercad'e bu dosyayı nasıl aktarırım diye merak edenler için hemen kısa yoldan göstereyim. Arkadaşlar sağ üstte dışa aktar ve içe aktar diye iki seçeneğimiz var. İçe aktar seçeneğini bir kere tıklıyoruz. Buradan bir dosya seçmemizi istiyor. Dosya seç bölümünden indirilenler bölümünde arkadaşlar siperlik dosyamızı indirdiğimiz dosyayı seçip Thingiverse'in içine ekliyoruz. Normalde arkadaşlar internetten indirdiğimiz dosya bu şekilde. Şimdi bunu niye revize ettiğimi açıklayayım arkadaşlar. Bu siperliğin önünde kullandığımız şeffaf film aslında bir asetat kağıdı. Şu hani eskiden tepe gözlerde kullanılanlardan. Kırtasiyelerden çok rahat bulabilirsiniz. Ben A3 boyutunda 100 adet asetat kağıdı aldım. Çok uygun bir fiyat. 40 lira civarıydı. Yani bundan 200 tane maske çıkarabiliyorsunuz. Ön tarafındaki bir yuvarlak yuvarlak şu 4 adet noktaya delgeç ile deldiğimiz asetat kağıdını geçiriyoruz. Fakat bu yuvarlak yuvarlak olan şu tomurcuk gibi görünen noktalar asetat kağıdını tutmakta biraz yetersiz kalıyor. Yani aslında sağlam ama ve uzun süreli kullanımlarda tak çıkar yapacak bir sağlık çalışanımız için çıkma tehlikesi vardı. Bunu da göze almak istemediğim için arkadaşlar ben bunu Tinkercad'de basit ve amatör bir şekilde biraz daha geliştirdim. Ne yaptığımı şöyle göstereyim. Asetat kağıdını taktığımız bu küçük bağlantı noktalarını birkaç milim daha genişletip birkaç milim daha kalınlaştırdım. Bu sayede asetat kağıdının maskeden ayrılmasını bir hayli önledim. Çıkmıyor kolay kolay. Zaten takarken de zor takıyorsunuz. Bir ikincisi arkadaşlar, yani burada zamanla yarışıyoruz. Normalde bu baskının benim yazıcımdan az sonra videoda göreceksiniz. Basılması yaklaşık 49-50 dakika. Hatta 1 saate yaklaşıyor. Yani bilgisayar 50 dakika gösteriyor ama tam anlamıyla 1 saatte basılıyor. Fakat şu alın kısmında buradaki kavis insanın alnını acıtan cinsten bir kavisti. Ben bu kavisi kendim biraz daha alnımıza uygun olacak şekilde içeriden yontma işlemi yani kesme işlemi yaptım. Yani şöyle tekrar size bunu gruplandırıp göstereyim. Normalde arkadaşlar internetten indireceğiniz maske bu. Fakat aslında benim şu an basmış olduğum maske bu. Hazır maske 1 saat sürerken arkadaşlar benimki yaklaşık 40 dakika sürüyor. 20 dakika 20 dakikadır. Çünkü ne kadar çok maske basabilirsek bizim için o kadar iyi. Bir de arkadaşlar ben maskelerin alt kısımları için şöyle bir aparat çizdim. Bu da ne işe yarıyor? Normalde şurada maskenin orijinalinde görecek olursanız maskenin alt tarafında herhangi bir sabitleme aparatı yok. Yani bunu bir sağlık çalışanı takıp çıkarırken elini cama değmesi gerekiyor. Ben bunu da gerekli görmedim. Yani elini cama değmesini istemedim açıkçası. Alt kısmına kendim basit bir tane plastik çizdim. İçinde ufak bir kanal var. Bu kanal vasıtasıyla alttan cama takıp sıkıştırıyorum arkadaşlar. Çıkmıyor da gayet de sağlıklı oldu. Ben size
hem orijinal maskenin dosyasını hem de kendi çizdiğimi paylaşmaya çalışacağım. Fakat şunu bilin arkadaşlar, gördüğünüz bir plastik ama onlar için şu an hayati değerde. Lütfen onu dikkate alalım. Yani ister bunu basın, ister bunu basın elinizde yazıcınız varsa, ama lütfen arkadaşlar bu maske basma olayını elimizden geldiğince sürdürelim. Çünkü bizler birbirimize bugünlerde lazımız. Dilerseniz şimdi 3 boyutlu yazıcıdan maskemizin nasıl basıldığını kısa bir şekilde hemen size göstereyim ve ondan sonra montaj aşamalarına geçelim. Arkadaşlar, öncelikle benim aldığım asetat kağıdım az önce de söylediğim gibi A3 boyunda. Bunu A4 boyutuna küçülteceğiz. A4 boyutuna küçültürken de bir A4 kağıdını referans olarak kullanacağız. Yani A3 kağıdımızı ikiye böleceğiz. Gördüğünüz gibi şu an elimizde 2 adet asetat kağıdımız mevcut A4 boylarında. Bastığımız 3 boyutlu baskımız arkadaşlar bu şekilde. Şöyle kameraya yakından gösterirsem. Ben yeşil filament vardı elimde. Yeşil renk olanından bastım. Gördüğünüz gibi önünde şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 adet tırnağımız var. Asetatımızı takmak için. Ben bunu kolay yoldan yapmak için de kendimce şöyle bir şablon oluşturdum. Asetat kağıdını delebilmek için şablon. Asetat kağıdım arkadaşlar bu şablon üzerine yerleştirip delgeç ile iki defa delme işlemi gerçekleştiriyorum. Kağıdımızda arkadaşlar şu iki noktanın arası 5 santim. Diğerlerinin arası da zaten delgeç boyunda. Şu an arkadaşlar delme işlemini gerçekleştireceğim. Asetat kağıdımı şablonumun üzerine yerleştirip delgeç ile iki adet delme işlemi yapacağım. Montajımı da bitirdim arkadaşlar. Şu an üst kısmı takıldı. Altta kalan şu alt kısım için yaptığım bölümü takıp takmamakta serbestsiniz. Biz sağlık çalışanlarımıza gönderirken maskelerin yarısını bu şekilde, yarısını da altlık takılmış olarak gönderiyoruz. Ben sizler için bu altlığı da maskeme takayım ve kenarlarındaki sivri kısımları kestikten sonra lastik takma işlemine geçelim. Dört köşeyi arkadaşlar kesme işleminde bitirdim. Gördüğünüz gibi kenarları biraz daha yuvarlak bir hal aldı. Şimdi isterseniz lastik kısmına geçelim. Lastik olarak da arkadaşlar ben bunu böyle 1 milyoncu tarzındaki bir dükkandan almıştım. 1 santim veya 2 santim kalınlığında enli lastik kullanıyoruz. Lastiğin arkadaşlar eninin biraz böyle geniş olması sizin için daha iyi. Çünkü az sonra bunları şu kenar noktalarından deleceğiz. Eğer lastik çok fazla ince ise deldiğiniz zaman lastiğin yırtılma olasılığını arttırıyorsunuz. Ben o yüzden bu kullandığım 1,5 santimlik lastiklerden kullanıyorum. Siz bulabildiğiniz ölçüde kullanabilirsiniz. Şöyle yumak halinde satılıyor bunlar. Ben aldığımda bu 10 metresini sanırım 10 TL gibi bir fiyata almıştım. O aşağı yukarı bu fiyatlardadır. Şimdi isterseniz lastik kısmına geçelim.
Arkadaşlar lastiğimizi ölçülendirerek kesiyoruz. Biz yaptığımız ilk baskılarda bir hayli lastik harcadık. Ve sonunda 35 santim gibi bir ölçüye karar verdik. 35 santim arkadaşlar kafanıza taktığınız zaman ne çok sıkıyor ne de çok gevşek. Zaten bu lastik belli bir kullanımdan sonra bir miktar daha esniyor. O yüzden 35 santimlik bir lastik kesmeniz sizin açınızdan iyi olacaktır. Kestiğimiz lastiği iki ucundan yaklaşık birer santim içeriden ister makasla, ister maket bıçağıyla, isterseniz de delgeç ile küçük delikler açıyoruz. Deliklerimizi açtıktan sonra maskenin kenarlarındaki çentikli kısımlara yavaş bir şekilde geçiriyoruz. Bu maskeyi basarken arkadaşlar, maskeyi çizen kişinin tariflerine bizzat uydum. Ne yaptım? Yani %20 dolulukta bastım. Yazıcıyı çok fazla hızlı çalıştırmadım. Standart bildiğiniz normal bir baskı yapıyormuşsunuz gibi yaptım. Gayet de gördüğünüz gibi esnek arkadaşlar. Kolay kolay kırılacak bir vaziyette değil. Lastiğin takılmasının ne kadar kolay olduğunu gösterebilmek için asetat olmayan bir kalıp üzerinde denedim. İsterseniz şimdi bunu asetatlı modelimize ekleyelim ve bitmiş halini görelim. Evet arkadaşlar, maskemizin bitmiş hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi altlığı ve de maskenin kendi lastiği, asetatı, yani bunun baskısı, lastiği, kesimi, montajı arkadaşlar toplamda 1 saat kadar vaktinizi alabiliyor. 1 saatte bir maskeyi bitirebiliyorsunuz. Bunun 3 boyutlu yazısı olmayan arkadaşlar için elde yapılan kısmı da var. O da arkadaşlar son derece basit. İnternetten videolarını bulabilirsiniz. Ben sadece yardımcı olması açısından bu videoyu çekmeyi düşündüm ve size gösterdim. Şu an arkadaşlar masamın üzerinde gördüklerinizde baskısı bitmiş, asetat ve lastik eklenmeye bekleyen maskelerimiz. İnşallah bugün içinde bunları da tamamlayıp hali hazırda bitmiş hale getireceğiz. Ve sağlık çalışanlarımızı ulaştıracağız. Elimizden geldiğince bu süreçte destek olmaya çalışıyoruz. Onlara çok minnettarız. Bunu her platformdan dile getiriyoruz. Onlara bir nebze olsa da yardımcı olabiliyorsak ne mutlu bizlere. İnşallah arkadaşlar en kısa sürede eski günlerimize geri dönmek ümidiyle hepiniz sağlıcakla kalın. İyi günler.